Bu videoda elma piyasasından bahsedeceğiz. Ama elmaların kendilerinden çok piyasa talep eğrisinin bu piyasaya oluşturan bireysel tüketicilerin bireysel talep eğrilerinin toplamı olduğuna değineceğiz. Çoğu piyasa onlarca hatta yüzlerce, milyonlarca, on milyonlarca tüketiciden oluşur. Ama işlerimizi kolaylaştırmak için biz elma piyasasının sadece iki tüketicisi olduğunu düşünelim. Bu tüketicilerin talep eğrileri ise bunlar. Bu birinci tüketicinin, bu da ikinci tüketicinin talep eğrisi. Dikey eksende fiyat ki bunun elmanın kilo fiyatı olduğunu düşünelim. Yata eksende de talep edilen elma miktarı. Bu da kilo cinsinden olsun. Birinci tüketicinin talep eğrisini incelersek fiyat 1, 2, 3, 4, 5 lirayken bu tüketici hiç elma almıyor. Fiyat 3 lirayken 1 kilo elma, 1 lirayken de 2 kilo elma alıyor. Aynı şeyi ikinci tüketici için de inceleyelim. Bu bilgiler zaman zaman bir tablo olarak da verilebilir. Fark etmez. Fiyat 1 2 3 4 5 6 7 lirayken bu tüketici de elma almıyor. Fiyat 5 lira olduğunda 2 kilo alıyor. 3 lira olduğunda da bir bakalım. 1 2 3 4 5 kilo alıyor ve elmanın fiyatı 1 lira olduğunda da 6, 7, 8 kilo elma alıyor. Bu iki tüketici elma piyasasındaki tek tüketiciler demiştik. Videonun başında da dediğim gibi bu yalnızca işlerimizi kolaylaştırmak için yaptığımız bir şey. Ama bu iki tüketicinin bilgilerine dayanarak bana piyasa talep eğrisinin neye benzeyeceğini söyleyebilir misiniz? İsterseniz videoyu durdurun ve biraz düşünün farklı fiyatları incelersek, örneğin fiyat 7 lirayken piyasada elma almak isteyen kimse yok. Bu yüzden 7 lira için bu noktayı işaretleyebiliriz. Peki fiyat düşünce? Mesela 5 liraya ele alalım. Birinci tüketici yine elma almıyor ama ikinci tüketici 2 kilo aldığı için fiyat 5 lira olduğunda piyasadaki talebin ikinci tüketicinin talebi olan 2 ile birinci tüketicinin talebi olan 0'ın toplamından 2 kilo olduğunu buluruz. İşte bu nokta. Evet fiyat 5 lirayken piyasada talep edilen elma 2 kilo. 3 liraya da bakalım mı? fiyat 3 lirayken birinci tüketici 1 kilo, ikinci tüketici ise 5 kilo elma aldığı için piyasada talep edilen elma miktarı 1 artı 5'ten 6 kilo olacak. 3 lirada talep edilen miktar 3, 4, 5, 6 olacak. Son olarak bir de 1 liraya bakalım. Bu arada bu değerleri size konuyu daha kolay anlatabilmek için seçtim ve eğer fark ettiyseniz herhangi bir fiyatta piyasada talep edilen miktarı bulmak için bireysel tüketicilerin talep ettikleri miktarları topluyoruz ve bunu dikey değil yatay düzlemde yapıyoruz. Çünkü belirli bir fiyata denk gelen miktarları topluyoruz. Evet 1 lira demiştim. Elmanın kilosu 1 lira olduğunda birinci tüketici 2 kilo, ikinci tüketici de 8 kilo elma alıyor. İkisini toplayalım. 2 artı 8, 10 kilo. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ekranın biraz dışına çıktım. Biraz kaydırayım. Ekseni de biraz uzatayım. Burası 9 ve burası da 10 kilo olsun. 1 lirada talep edilen miktar 10 kilo. Arada kalan noktalarda neler olup bittiğini de değerlendirebiliriz ama sonuç olarak buradaki noktaları birleştirip şuna benzeyen bir piyasa talep eğrisi elde ederiz. Önemli olan herhangi bir fiyat için bireysel tüketicilerin talep ettikleri miktarları topladığımızı anlamanız. Burada sadece iki tüketici var ve eğer bunu gerçek bir piyasa için yapıyorsanız söz konusu olan tüketici sayısı milyonlar olabilir. Dediğim gibi önemli olan piyasa talep eğrisinin nasıl elde edildiğini anlamanız.